Dostlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda İntem hissemizle ilgili konuşacağız. Videomuza geçmeden SPK'nın bildirisine bakalım. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sizler de yatırım kararı almadan önce mutlaka kendi araştırmalarınızı yapın arkadaşlar. Şimdi İntem hissemizin arkadaşlar internet sitesine baktığımızda mutfak tarafını görüyoruz bakın ve yeni internet sitesine tıklayın diyor ve buradan İntem'in global kurumsal tarafına geçiyoruz. Burada arkadaşlar perakende mağazalarını, yetkili servislerini, toplu iş ve proje danışmanlıklarını görebiliriz. Baktığımızda arkadaşlar burada sayfadaki şu Eczacıbaşı simgesi aslında şirketin ne kadar güçlü ve köklü olduğunu iştirak olarak da bize anlatıyor. Şimdi şirket profiline geçtiğimizde 1997 yılında önemli yapılan değişiklikler yaşayan İntem'e Eczacıbaşı Yapı grubun tüm ürünlerinin Türkiye'deki tek pazarlama ve satış örgütü haline dönüşmüş. Yetkili satıcılara iş ortaklığı pazarlama ve satış konularında da verilen destekle Eczacıbaşı grubunda üretilen ürünlerin tüketiciye paket olarak sunulması imkanı yaratılmış. 1998 yılında Türkiye'nin modern mutfak ve banyolarda seçkin ve çok yönlü tasarım hizmetiyle satış yapan kurumu haline gelmiş arkadaşlar İntem hissemiz. Baktığımızda mağazaları ve oluşturmaya başlayan uzman satış noktası ile arkadaşlar satıcı kanalları yayılmış ve vitrin ve hizmet kalitesinde de standartlaşma sağlanmış. İntem mağazaları bir projenin çizim aşamasından monte edilmesine kadar tüm aşamaları yerine getirerek anahtar teslim projelere de imza atıyormuş arkadaşlar. Vitra, Artema yetkili servisleri bugün Türkiye çapında 114 noktada yapı grubu ürünlerini yönetip satış noktası ile hizmet veriyor arkadaşlar. 2001 yılında Sanayi Bakanlığı tarafından verilen tüketici memnuniyeti ilke edinen firma ödülüne 2006 yılında da layık görülmüş arkadaşlar şirketimiz. İntem bu çabalarıyla birlikte 2001 yılında Eczacıbaşı topluluğu tarafından her yıl kendi bünyesindeki şirketler arasında yapılan değerlendirme ile verilen yaratıcılık, yenilikçilik, en iyi uygulama geliştirme kategorisinde arkadaşlar 2003 yılında da birinci olarak İntem bu ödüle layık görülmüş. Genel anlamda kapsamlı olarak ufak bilgiler vermiş. Markalara baktığımızda Vitra, Artema, İntem, Vilever, Boch, Bukrat, Normpland ve çözüm ortaklarını burada görebiliyoruz arkadaşlar. Çözüm ortaklarını bakın burada Bugatti, Elisa, Frank, Miele, Siemens, Swimek, Sub-Zero, Wolf, Vilever tarafında Blanco, Flange, yine arkadaşlar gömme rezervuarlarda Vilega, ısıtma ve soğutmalarda Daikin, Wambord ve Zehten görüyoruz. Kabinlerde hub, kabinet, mobilya tarafı, kapı tarafı, çelik kapı ve diğer tarafında da görüyorsunuz güçlü çözüm ortağı ürettiği iş ortaklarını karşımıza çıkıyor. Burada arkadaşlar hizmetler kısmından yetkili satıcıları, yetkili servisleri, perakende mağazaları ve toplu proje yaptıkları danışmanlıkla ilgili de bilgileri sizler de görebilirsiniz. Şimdi çok uzatmadan Fintables tarafına geçelim. Arkadaşlar 237 milyon hatta 238 milyonluk bir sermaye olduğunu görürüz. Yaklaşık 19 milyonluk da bir sermayesinin olduğunu fakat baktığımızda 238 milyonluk bir öz sermaye olduğunu görüyoruz. Ve çeyreklik satışlardaki şu patlamayı görüyorsunuz. Burada güzel bir patlama mevcut. Net dönem karında %100, pavyonda %174, esas faaliyet karında %80, brüt kar ve satışlarda da yine %100'ün oranında artışı görüyoruz. Dönem varlıklarda da %100'ün üzerinde bir artış, hatta %150'nin üzerinde bir artış. Duran varlıklarda %30'luk bir artış. Öz kaynaklarında %32'lik bir artış görüyoruz. Net borcunda da arkadaşlar bir artış söz konusu. Finansal tarafında da bir artış söz konusu. Fakat ne kadar çok iş aslında şirketlerde o kadar çok orantılı bir şekilde borç güncellemesi gerek. Ama çeyreklik net kârdaki artışı bakın ne kadar ciddi bir artış olduğunu görüyorsunuz. Sermaye artırım ve temettü tarafı demişken en son 2019 yılında bedelli olarak sermaye artırımı yaptığını görüyoruz. Sektördeki diğer hisselerine bakarsak toplam ve perakende sektöründe karşımıza çıkıyor arkadaşlar. İntem hissemiz Hemen hissemizi buradan bulup sektör ortalamasına bakalım. 10.07 FK, 6.71 PDD ve 6.57 FOVÖK ile karşımıza çıkıyor. Baktığımızda hemen hemen rakamlar ideal rakamlar olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi lafı çok fazla uzatmadan teknik tarafına geçelim. Arkadaşlar her zaman olduğu gibi uzun zaman diliminde grafiğimizi açıyoruz. Haftalık zaman dilimindeyiz. Haftalık zaman diliminde ne yapıyorduk? Dipten yükselen bir yükselen trendimizi koyuyorduk buraya. Hissemize dostlar. Bunun rengini değiştireceğim. Burası bizim yükselen trendimiz. Ve bu trendin içinde oluşan yani kanalın gezdiği bir de üst kanal direncimiz var. Bakın onu da lacivert yaptım. Üst kanal direncimizin ilk tepe noktası 2007 Ekim ayı. İkinci temas ettiği nokta 2011 arkadaşlar. 4 yıl sonra. Üçüncü temasımız ise arkadaşlar 2021 Şubat ayında gelmiş. Ve yukarı yönlü kırdıktan sonra bakın burada haftalık grafikte ilk etapta %90'lık bir getiri elde ediyor. Bundan sonra tekrar geriye geliyor. Ve bu sefer şu kendi arasında oluşturduğu bir tepe noktası var bakın. Buradaki tepe noktası artık yine kanal içinde yeni bir kanal oluştuğu için burası yine üst kanalımız oluyor. Buradaki geri çekilmeyle birlikte bakın şurada kırdığı yeri geri çektiğinde bu sefer buradaki kanala temas ediyor ve buradan kalkıyor. Yani buradaki kanal desteğimiz çalışmış oluyor. Ve buradan hissemiz kalktığında dostlar bize %269'luk bir getiri sağlamış oluyor. Baktığımızda hissemizin kanalını şuradaki kanal içi oluşumunu dostlar biz aslında ikinci kez 2021'in Aralık ayında yukarı yönünü kırarak bir daha bu kanala kolay kolay içine girmemek için uğraşıyor ve yukarı yönlü hareketlerimizi devam ettiriyoruz. Şimdi dedik ki artık mavi kanalın üstündeyiz. Mavi kanalı nokta nokta şeklini çevirdim. Çok fazla dikkatimizi dağıtmaması için ve arkadaşlar bunun kalınlığını birazcık düşelim. Çünkü şu aradaki kanalları konuşacağız. Şimdi dedik ki kendi içinde bir kanal oluşumu mevcut. Bu kanalın tepe noktası 2018 Ocak. İkinci temasımız Eylül 2020 ve kırdıktan sonra arkadaşlar ne zaman kırıyoruz? Ocak 2020'de yukarı yönlü kırıyoruz. Güzel bir yükselişle birlikte güzel bir getiri, ardından tekrar geri geliş. Tekrar bu kanal bakın destek olarak çalışıyor burada. Şurada direnç, burada destek ve burada yine destek olarak çalışan bir kanalımız var. Yani bizim bu aradaki kanal içinde kanal oluşumu dediğimiz bu seviye gerçekten güçlü olduğunu bize kanıtlamış oluyor. Yükselen trend çizmek istersek tabii ki buradan alıp bir tane yükselen trend çizebiliriz ama yükselen trendimizin arkadaşlar bozulduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Neden? Bakın yükselen trendimiz burada aşağı yönlü kırıyor ve tekrar yukarı doğru ivme gerçekleştirerek burada dostlar düşüş onayını alıyor. Düşüş onayını aldıktan sonra da geri çekilme yaşamaya başlıyor. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Bakın artık biraz daha yakın zaman dilimine bakalım ve günlük grafiğimizi konuşalım. Günlük grafiğimizi açtığımızda dostlar günlük grafiğimizde de bakın aslında şu nokta nokta bu sefer hani bizim haftalık grafikte üst kanal direncimiz vardı ya. Buradan net bir şekilde döndüğümüzü siz de görebiliyorsunuz. Yani bu sefer de bizim buradaki üst kanal direncimiz çalışarak dip seviyesini belirliyor. Eğer burası çalışmamış olsaydı daha önce 3 kez çalışan şuradaki 42 lira seviyelerine kadar bir düşüş bekleyecektik. Tabii ki 42 liradan İntem'i almak bedavanın bedavası şeklinde olabilirdi. Ama şimdi burada bizim 70 liralık bir destek çalıştığı için artık arkadaşlar buradaki bandımız önemli. Yani ne demek istiyorum? 72 lira üzerinde kaldıkça sürece İntem'den korkmaya gerek yok. İçeride sağlıklı bir şekilde durabiliriz. 72 liranın üstünde kaldığında arkadaşlar şu anki fiyatımız 83 lira. İlk etapta yukarı doğru şurada gideceği 116 seviyesi bizi karşılıyor. 116 seviyesinde arkadaşlar burada kırmızı yaptım. Aslında 116 seviyesinde geçildiği takdirde burada %40'lık bir getirinin ardından düşen kırılımı da gerçekleşmiş oluyor. Burada gerçekleşecek düşen kırılım ile birlikte arkadaşlar bizler tekrar 145 liralara doğru bir yükseliş bekleyebiliriz. 145 liralara doğru gelecek yükselişte bizim buradaki iç güçlerini yukarı kırmamız olur. Peki bunun üzerinde ne hareket bekleyebiliriz arkadaşlar? Bunun üzerinde hedefimiz 31 liradan 121 liraya geldiğimizde Burada arkadaşlar 80 liralık bir marj var. 80 lirayı da buraya koyduğumuzda ikinci hedefimizde 200 lira olarak karşımıza çıkıyor dostlar. Şimdi gayet basit bir şekilde toparlayalım. Ne dedik? Kanalın eski üst dirençler şu anda destek olarak güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi hissemizdeki şurada bakın kanal içindeki görünüm ve sıkışma devam ediyor. Buradaki görünüm gayet güzel. Yani burada arkadaşlar 72 lirada gördüğünüz zaman al, yukarıda ise 110-120 liralarda satış yapabiliriz. Bu aradaki %35'lik %40'lık marjı kovalayabiliriz. Ama şayet 115 liranın üzerine çıktığımız takdirde arkadaşlar üst kanalda, hatta tam konuşacak olursak bu seviyeye 117,5 liranın üstüne çıktığımızda hissemizde tekrar yükseliş sertleşir ve ilk etapta 145 arkadaşlar, ikinci etapta 199 ve bunun da üzerinde arkadaşlar şurada 250 seviyesi arkadaşlar bizim hedefimiz olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu şekilde hedefleri takip edebiliriz. Şu anki fiyat yükselişinden ilk hesapta %40, %75, %42 ve %210'luk bir getiri potansiyeli hissemiz bize tüm hedeflerimiz geldiğinde sağlamış olur. Aşağı yönlü konuşacak olursak 72'nin altında oyundan çıkar, 42 seviyesine kadar bir düşüş bekler, 42'den malı alırız. 42'den yukarıya kalktığında ise yine benim hedeflerimde bir değişiklik olmaz. Burada da %480'lik bir getiri potansiyeliyle hisse karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdilik İntem hissemizin de teknik görünümü bu şekilde. Dostlar yukarıya doğru 117,5'u, aşağıda 72'yi takip ediyoruz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Tekrar görüşmek üzere.